Şimdi arkadaşlar, linear regression dışında burada karar ağaçlarından bahsedelim birazcık. Karar ağacı metodu nasıl çalışıyor? Ne yapıyoruz? Ona bakalım. Karar ağacı metodu aslında şöyle bir şey. Ee, karar ağacı bir akış şemasıdır ve önceki deneyimlere dayanarak kararlar vermize yardımcı olur. Ör Şimdi şurada bir örnek var. Onu göstereyim size. Bu örneğe baktığımız zaman aslında arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bir kişi bir komedi programına gidip gitmemeye karar e, vermeye çalışacaktır. Neyse ki örnekte kişimiz kasabada ne zaman bir komedi programı olduğunu kaydetti. Komedyen hakkında bazı bilgileri kaydetti. Ayrıca gidip gitmediğinde kaydettiğini görebiliyoruz aslında. Bunun hakkında bilgilere erişebiliyoruz arkadaşlar karar ağacında. Şimdi şurada bir veri setimiz bulunuyor. Bu veri setine bakarak arkadaşlar bir karar ağacı oluşturacağız. Şurada gösterdiğim şekilde. Ve karar ağacına göre de aslında ilerleyişimizi belirleyeceğiz. Yani yapay zekada karar ağaçları buradaki karar ağacı yöntemine göre doğru yolu bulmaya çalışacağız. doğru yolu bulup aslında diğer gidebileceğimiz filmler gitmeyi hak ediyor mesela? Filmler üzerinden örnek vermiştik demin. Bunlar hak ediyor mu? Bunları inceleyeceğiz. Şuraya yorumu alalım. Nasıl yapacağımıza bakalım beraber. Anas kütüphanesi ile arkadaşlar. Data CV'yi biz aldık demin. karar ayrıcığını arkadaşlar kullanmak için bu arada her bir verinin sayısal olması lazım. Sayısal olması için de dikkat edersek buradaki her verimiz bizim sayısal olmuyor. Sayısal değil yani. Mesela e, uyrukları burada İngiltere, Amerika farklı farklı hiç olmayan uyruklarlı insanlar var. E, bu insanları dışında uyruklara bakarak arkadaşlar burada hayır ve evetli ifadeler bulunuyor. Şimdi bunları bir sayıya çevirmemiz lazım. Karar ağacında çünkü bütün Verilerimizin bizim sayı sayı olması gerekiyor. E, bunu sayıya çevirmek için de aslında e, Numpy içerisinde bulunan map yöntemini kullan, şey Pandas içerisinde bulunan arkadaşlarım map yöntemini kullanacağız. Şimdi şöyle yapacağım, bir tane değişken oluşturacağım, d diye. d bizim bir sözlüğümüz olacak. Bu sözlükte UK yani UK'ye denk gelenlerin değeri 0 olsun diyorum. USA, Amerika'ya denk gelenlerin değeri arkadaşlar 1 olsun diyorum. Eğer ne ifadesi varsa da bu da arkadaşlar 2'ye denk gelsin istiyorum. Şimdi DF diyorum. Tabi yukarıda ben tarama işlemini yapmamışım. Şurada tarama işlemini de yapalım. DF eşittir pandas nokta read CSV data CSV diyorum. Dedikten sonra buraya geliyorum. Burada arkadaşlar, Nationality diyoruz. Uyruk yani eşittir. DF Nationality Map deyip arkadaşlar burada D değişkenimi mi yazıyorum? Şimdi bu D değişkeninden sonra başka bir D değişkeni oluşturuyorum. D eşittir diyorum. Yine bu bir sözlük olacak. Bu sefer arkadaşlar evet ve hayırlara bakacağız. Yes diye bir ifade vardı bizim sözümüzde. Yes bir olsun diyorum. No da arkadaşlar sıfıra denk gelsin istiyorum. Yine burada df e, nationality değildi arkadaşım bu sefer go oluyoruz alıyoruz. Go eşittir df go diyorum. nokta map deyip buraya d değişkenimi yazıyorum. Çıktısına baktığımız zaman arkadaşlar df'nin burada çıktısına bakalım. Evet, okuma kısmında bir hata olmuş. Nationality'de. Bir daha bir bakıya bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar e National ve Go'nun sayıları çevirdiğini görebiliyoruz. Şuna dikkat edin, data.cv'de e aralara, verilerimizin aralarında virgül olması lazım virgül olup yaptığımız zaman verilerimizi burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ben bunu aldıktan sonra buradan devam edelim. 1 ve 2'ye çevirdik. Çünkü karar haricinde ne demiştik? Bütün verilerin sayısı olması lazım demiştik. Bunları yaptıktan sonra buna dikkat etmemiz lazım. Özellik sütunlarını hedef sütunundan ayırmamız gerekiyor aslında burada. Yani özellik sütunları tahmin etmeye çalışılmış sütunlar aslında. Hedef sütunları ise arkadaşlar tahmin etmeye çalışılmış değerlerin bulunduğu sütun olarak düşünebiliriz. Şimdi burada e, hedef sütununu y değişkeninde göstereceğim. Özellik sütununda arkadaşlar x değişkeninde belirteceğim. Aşağı iniyorum. Burada e, özellik diye bir değişken oluştururum eşittir. H diyorum. Experience yani tecrübe anlamına geliyor. Experience virgül rank virgül nationality nationality diyorum. Sonrasında x değişkeni oluşturuyorum eşittir df buraya arkadaşlar features yazıyoruz features yani özellik özellik yazıyoruz. Ya satıra geçiyorum. y değişkeni eşittir df buraya go diyorum. bunların çıktısına baktığımız zaman da arkadaşlar print y diyelim. experience yok şu experience yanlış mı yazdık? Experience rank nationality dedik. Şurada x oraya x yazacağız arkadaşlar. Büyük x bir daha deneyelim. Evet, bir daha çalıştırdığımız zaman burada bunların farklarını görebiliyoruz aslında karar ağacına çıkan değerlere ee, görebiliyorum. Özellikle arkadaşlar bir yerde bir çizim yapıyor muyuz bu arada printte? Ee, yok yapmıyoruz. Şimdi X'e baktığımız zaman özellikleri bize getiriyor. Yani Age, Experience, Rank ve Nationality arkadaşlar burada görebiliyorum şu kısımda. Y'ye baktığımızda arkadaşlar Go'yu görüyorum. Go da aslında şurası. Sıfırdan başlıyor. İki farklı liste oluşturdum. Listedeki elemanları aldım aslında. Şimdi bunları karar ağacında uygulamamız için arkadaşlar. bunları bir oturtmamız lazım, ilişkilendirmemiz lazım. Eee detaylarımıza bizim bunları uydurmamız gerekiyor. Bunun için de aslında şunu yapacağız. Karar ağacına uyumlu olması için Burada şunu diyeceğim. d eşittir decision. Tabii scikit-learn'den tree kütüphanesini almamız lazım şurada. From scikit-learn nokta tree import decision tree classifier'ı alıyoruz buradan arkadaşlar. Aldıktan sonra aşağı iniyorum ben burada decision tree classifier diyorum metodu çağırıyorum sonrasında şunu yapıyorum dtree diyorum yine eşittir dtree nokta fit diye buraya x ve y değişkenimi yazıyorum bunları yazdıktan sonra çizmek için arkadaşlar burada şunu yapacağız e, tree de scikit-learn'den tree alalım yukarıda. Arkadaşlar from scikit-learn uh, import tree diyorum. Tree metodunu aldım. Aşağı iniyorum. Tree nokta plot tree diyorum. Plot tree dedikten sonra Parantezimi açıyorum buraya değişkenlerimi yazıyorum. İlk başta D3 yazıyorum. Yani uyuşmuş veriyi birbiriyle Karşılaştırılmış veriyi sonrasında feature Names Eşittir Features diyorum Diyorum Features da burada özellik oluyor aslında bunu Dedikten sonra bunun bir çıktısına bir bakalım arkadaşlar. Bir yerde bir şey eksik yazdık mı? Ee, burada PLT nokta show diyelim de görmek için. Evet şimdi şöyle bir e, grafik çıkıyor karşımıza. Bunun bize anlamı ne peki? Bu buradan ne çıkarmamız lazım? <laughs> karar ağacında arkadaşlar bir komedyene gitmeyi isteyip istememe ihtimalinizi hesaplamak için önceki kararlarınızı kullanmamız gerekiyor. Şimdi karar ağacının farklı yönlerini burada okuyalım beraber. İlk başta ranktan ranka bakalım arkadaşlar. burada arkadaşlar şunu diyoruz aslında. Rankı yani F Filmi izleyeceğimiz kişinin rankı buçuktan düşük ise bu durumda arkadaşlar sol taraftan gitmesi gerekiyor. Niye? Çünkü sol taraf aslında doğru yol olarak düşünebiliriz. Grafik üzerinden baktığımızda şurada. Sol taraf arkadaşlar true olarak geçiyor her zaman. Sağ taraf yanlış olarak geçiyor. Biz diyoruz ki eğer 6.5'dan düşükse rankı bunun Sol tarafa gidecek. Altı ee, buçuktan değilse, eğer izlediğimiz komedinin rankı daha düşük ise sağ taraftan gidecek diyoruz. Ee, burada Gini ne anlama geliyor? Gini de aslında kalitesini gösteriyor burada. Yani dağılımın kalitesi nasıl? Onu açıklıyor. Ee, bu dağılımın kalitesi arkadaşlar 0.0 ile 0 da 5 arasında oluyor genelde. Yani daha doğrusu hep, genelde değil hep arkadaşlar 0.0 ile 0.5 arasında bir değer oluyor yine. Burada da aslında eğer 0.0 ise e, buradaki şunu anlayabiliriz. E, bütün e, sonuçlar aynı. Anlamına geliyor 0.0 ise. E, 0.5 ise arkadaşlar burada değerimiz. E burada ki dağılımda aslında e, tam ortada yapıldığı anlamına geliyor 0.5 ise. Yani e, iyi de değil arkadaşlar, kötü de değil. Tam ortada yapıldığı anlamına geliyor. Dağılımın tam ortada yapıldığını gösteriyor bize. Kalite dağılımının e, ortada olduğunu gösteriyor. Samples neye denk geliyor peki? Eee Şimdi mesela burada samples'ı 13 vermiş. 13 tane komedyen arkadaşlar. ayrıldığını gösteriyor burada. Yani ilk başta 13 tane komedyenin ayrıldığını gösteriyor bize. buradaki value ifadesi de şunu anlatıyor. 6'ya 7 ifadesi arkadaşlar. 13 tane komedyenin. Bu arada sadece 13 tane komedyenimiz var. Yani Toplamda 13 tane komedyenimiz olduğu için başlangıçta 13 tane komedyen ayrılmış. 13 tane komedyen arkadaşlar 6 tanesi hayır almış. 7 tanesi gidebilir yani gösteriye çıkabilir olarak belirti almış burada. Genel olarak arkadaşlar karar ağacını bu şekilde okuyabiliyoruz. Burada bunu bahsedebiliriz. Gini'nin ayrıntılarından bahsedebiliriz. Yani buradaki verimizde sonuçta Gini ile biz ayırıyoruz. Belli parçalara ayırıyoruz. O parçalarda incelemeler yapıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında. Şimdi Guinness 0 ise ne demiştik? Bütün örnekler arkadaşlar aynı sonucu aldığını söylemiştik. Burada da şuna bakabiliriz aslında. Şimdi turu olma durumunda yani bütün komedi diyenler arkadaşlar rankları 6.5'dan düşük ise eğer sol tarafa gideceğini söylemiştik. Sol tarafa baktığımız zaman da burada. Aslında komedyenler burada bitiyor. Niye? Ee, çünkü bütün örnekler e, aynı sonucu almış. Aslında Gini'de 0-0 değeri bütün e, değerleri arkadaşlar aynı sonucu aldığını gösteriyor. Samples 5 şunu gösteriyordu. 5 tane komedyen e, burada ayrıldığını gösteriyor. Yani 5 tane komedyenin arkadaşlar 13 tane komedyenin içerisinden 5 tanesinin 6.5... Puanın altında aldığınızı gösteriyor bu. E, bu 5 komedinin arkadaşlar. 5'i de sol taraftaki 5 sayısı da e, hayır almış. 0'ı da arkadaşlar. Komedi e, evet yani gösteriye çıkamaz. E, çıkabilir almış. 5'i arkadaşlar çıkamaz almış. 0 tanesi de çıkabilir gösteriye ifadesini almış. Şimdi sağdan gidecek olursak bu sefer buçuktan yüksek puan alan kişilere bakacak olursak yani burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Ee, yaşı şey yaşı arkadaşlar 39.5 olanlar ve e, dağılım arkadaşlar 0.2 ise 8 tane komedyenden bir tanesi Gidemez gösteriye denmiş. 7 tanesi gösteriye gidebilir denmiş. Yaşı 39,5 olanlardan. Burada bunu söylüyor. Peki ondan sonra ne demişiz? Ee, bu 39,5 olanlardan arkadaşlar 35,5 yaş eğer 35,5'tan düşük ise ve e, dağılım gene 0.375 Yani dağılımlar eşit değil. Aynı sonucu almamış arkadaşlar değerler. Burada 4 tane komedyenin bir tanesi gidemez almış. 3 tanesi gösteriye gidebilir değerini almış. Sağ tarafa baktığımız zaman arkadaşlar yine yani gene buradaki örneklerimizin dağılımı aynı sonuçları almış. 4 tane komedyen 4'ü de gidebilir olarak gözüküyor. Yani 39,5 yaşı 39,5'dan büyük olanlar gidebilir olarak hepsi gidebilirmiş. 39,5'tan küçük olanlarda ise arkadaşlar sadece 3 tanesinin gidebildiğini görebiliyoruz. burada 3 tanesinde yine gene eşit bir veri dağılımı olduğu için 3'ü de gidebilir olarak gözüküyor. Bir tanesi gidemez olarak okuyabiliriz. Karar ağacını bu şekilde okuyoruz arkadaşlar baktığımız zaman. Genel olarak. Peki burada bir tahmin işlemi uygulamak istiyorsak bunu nasıl yapabileceğiz? Yeni tahminler yapmak istiyoruz. Ee, bu tahminde de şuna bakalım mesela. izleyeceğimiz komedinin arkadaşlar yaşı 40 yaşından büyük olması gerekiyor mu? 40 yaşından büyük olursa veya. 10 yıllık bir tecrübesi var mı? Ve rank arkadaşlar 7 mi? 7'lik bir tecrübe, 7 seviyesinde bir rank rankı var mı bu? Yani izlemeye değer mi? Böyle bir seviyesi olan. Şimdi bunun çıktısına bakmak istediğimizde print d3.predict Diyoruz. İki tane liste oluşuyoruz. Şimdi buraya yaşını giriyorum ilk başta. Sonrasında tecrübesi. Sonrasında rankı. Sonrasında arkadaşlar uyruğu. Uyrukta da biri olsun diyorum. Yani bir de neye denk? Amerika. Amerikalı birisi izlenir mi? Temizleyelim bunu. Ee, şurayı da yorumu alalım. E bu, burada bize bir değerini gördüğün döndüğünü görebiliriz. Baktığınız zaman. şurada bir yerde bir isimlendirme hatası var mı? Ona bakıyorum. Tamam yani ee, bir diğerini görebiliyoruz. Peki rank altı olsaydı ne olacaktı? Burayı kopyalayalım. Rank 6 olsaydı ne olacaktı? Şimdi burada aslında bize iki tane sonuç döndürüyor karar ağacı arkadaşlar. Şurada da görebildiğimiz üzere doğru veya yanlış olacak şekilde. Buradaki çıktıya baktığımızda da demin 1'i gördük. Şimdi şimdi 0'ı görüyoruz. 1 ne anlama geliyor peki burada? Aslında 1 ise e, bu komedyen izlenebilir. Yani e, komedyen iyi anlamına geliyor. Eğer 0 ise komedyen izlenmez olarak düşünebiliriz burada. Şimdi şunu kapatıyorum şöyle bir daha bir çalıştıralım. Rank 6 olan birisinin arkadaşlar 0 değeri geldi. Yani bu kişi rank 6'da izlenmezmiş. Buna baktığımız zaman da rank 7 olan bir kişiye baktığımız zaman da bu kişi izlenebilirmiş. Bunlar burada şuna dikkat edin. Şimdi iki tane değer verdiği için şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bu hani bize kesin bir sonuç veriyor tahminden. Hani böyleyse kesindir diye düşünebilirsiniz ama kesin bir sonuç değil aslında. Burada veri bize verdiği elde ettiğiniz verilere göre arkadaşlar bir çıkarım yapıyor ve bu çıkarım her zaman doğru olmuyor. Yani bazı mesela şimdi rank 7 olan bir kişiye gidebiliriz dedi ama yaşından kaynaklı bir değişiklik olabilir veya tecrübesinde kaynaklı bir değişiklik olabilir. Bu faktörleri de baz almamız lazım. Sadece bunlara göre kesin bir karar veremeyiz aslında. Ama genel olarak dediğim gibi karar ağacı yönteminde bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Burada görebildiğiniz bir çalışmayı karar ağacı ile yapabiliyoruz ve tahminleme işlemini böyle uyguluyoruz. Şimdi karar ağacından sonra kullanılabilecek bir başka yöntem olan Confusion Matrix bulunuyor arkadaşlar. Karşılık matrisi olarak geçiyor. Bunu kapatalım. Karşılık matrisi ne peki? Modelde hataların nerede yapıldığını değerlendirmek için sınıflandırma problemlerinde kullanılan bir tablo aslında. Baktığımız zaman bir tablo bu. Satırlar sonuçun olması gereken gerçek sınıfları temsil eder. Sütunlar ise yaptığımız tahminleri Temsil ediyor aslında bu tabloyu kullanarak hangi tahminlerin yanlış olduğunu görmek kolay Demişiz ee, Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman Şimdi bir tane e, Karşı karşılık metrisi oluşturmak istersek bunu nasıl oluşturuyoruz Ve bu nasıl çalışıyor Bunu inceleyelim İlk başta numpy kütüphanesini e, Alıyoruz şuraya yine yorumu alacağım Anpay kütüphanesi yukarıda vardı bizde arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şimdi bir tane e, gerçek e, asıl değeri oluşturacağım. E, asıl değişkeni oluşturacağım. Bir de arkadaşlar tahmin edeceğimiz değeri oluşturacağım. Şimdi buraya e, gerçek diyorum. Gerçek. Bir diye bir değişken oluşturacağım. Eşittir. Np.random. Binominal. Binomial bir dağılım oluşturacağım. Dağılımla oluşan bir veri almak istiyorum. Ee, buraya bir sayısını giriyorum. 0.9 sayısını giriyorum. Ve listemin arkadaşlar boyutu sayısı 1000 olsun istiyorum. 1000'lik bir boyut olsun diyorum. Sonrasında tahmin diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir np.random nokta binomial, binomial diyorum. Parantezimi koyuyorum. Buraya 1,0.9 virgül boyutu 1000'lik bir yine değişkenim bulunuyor benim. E, Scikit Learn kütüphanesinden matrix'i al, e, metodunu alıyoruz. Burada şunu diyorum. From Scikit Learn Import, Matrix diyoruz. Aşağıya iniyorum. Burada karşıtlık Matrix'i oluşturmak için arkadaşlar bir kütüphane almamız lazım. Bunu oluşturduktan sonra buradaki gerçek ve tahmini değişkenlerimizi bunun üzerinde kullanabiliriz. bunun üzerinde kullanmak için de arkadaşlar şunu yapıyoruz biz burada. Bir tane matrix diye bir değişken oluşur. Matrix eşittir. Matrix nokta confusion altı matrix deyip arkadaşlar buraya gerçek virgül tahmin diyerekten iki tane değerimi yazıyorum. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar, bunun görüntüsünü görmek istiyorum ben çıktısını. Yani grafiksel çıktısı bize çünkü daha anlamlı bir sonuç gösterecek. Bunun için de görüntü eşittir diyorum. Matrix nokta confusion Matrix. Ee, bu değil. Matrix nokta confusion matrix display ediyoruz. Parantezimi koyup buraya arkadaşlar. Confusion matrix eşittir confusion matrix direkt buraya matrix yazabiliriz. Matrix virgül display labels diyoruz. Bu da aslında verimizi arkadaşlar nasıl göstereceğimizi belirtiyoruz burada. False ve true olarak göstermesini istiyorum ben arkadaşlar. Verimizi false ve true olarak göstersin diyorum. Ee, sonrasında şunu diyoruz burada. Bunu dedikten sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz burada. Burada arkadaşlar şunu diyoruz. Grafiksel bir çizim için. Bunu dedik görüntüyü kullandık. Şunu yapıyoruz. Görüntü. Nokta plot. Ya satıra geçiyorum. nokta show diyorum. Bunun çıktısına baktığımızda. Bize şöyle bir grafik veriyor şimdi bu grafiği beraber inceleyelim okuyalım burada ne diyor bize aslında Şimdi dört farklı çeyrek görüyoruz dikkat edersek sol sağ bunun aşağısı bunun sol tarafı 4 tane kareden oluşuyor Şimdi sol üstte baktığımız zaman burası arkadaşlar gerçek negatif olarak geçiyor Sağ üstte baktığımız zaman e, yanlış pozitif olarak gözüküyor. Sol alt yanlış negatif. E, sağ alt ise arkadaşlar gerçek pozitif olarak düşünebilir. Şimdi burada doğru değerlerin doğru bir şekilde tahmin edildiği anlamına geliyor aslında. Yanlış bir hata veya yanlış tahmin olduğu anlamına gelir. Yanlış ifadesi bulunanlar arkadaşlar. Yanlış bir tahmin olduğu anlamına gelebilir. Yani şu doğruya doğru, şimdi burası turu, burası da turu. Şu kısım aslında doğru. Ee, bir de baktığımız zaman arkadaşlar şu kısım kesinlikle yanlış. Şurada gene turu ve turu olduğu için buralarda kısmi doğru. Yani artık bir karşılık metriksi yaptığımız için modelin kalitesini ölçmek için farklı ölçümler yapabiliriz burada. Ee, kalitesini ölçmek için arkadaşlar farklı değerleri hesaplayabiliriz. Bunun için bizim belli değerlerimiz var baktığımızda. Ee, sınıflandırma modelimizi değerlendirmemize yardımcı olan birçok faydalı ölçüm sağlıyor Metris. Farklı ölçümler şunları içerir. Doğruluk, kesinlik, duyarlılık, spesifiklik ve F skoru olarak ifadeler bulunuyor. Şimdi burada e, doğruluğu hesaplamak için arkadaşlar, ne sıklıkta doğru olduğunu ölçmek için bizim burada bir hesaplama yöntemimiz var. O da true pozitif ile yani e, do, pozitif doğru ile pozitif e, şey negatif doğrunun toplamına e, ortalamasını alıyor şey ortalamaya bölüyoruz. Tahmine bölüyoruz pardon. Tahmine böl bölme işlemi buluyoruz. Bunu da şu şekilde uygulayabiliriz baktığımız zaman. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatalım. Şimdi burada doğruluğa bakacağız. O yüzden doğruluk diyorum. Eşittir. Matris. Eşittir matris nokta accuracy Stres score diyoruz. Sonrasında buraya e, gerçek ve tahmini değerleri yazıyorum ben. Tahmin değerleri belirtiyorum. Bunları belirttikten sonra bunun çıktısına baktığımızda arkadaşlar Evet doğruluk diye bunun çıktısına baktığım zaman 0.84'lük bir sonuç dönüyor. Yani 1'e yakın doğruluğun arkadaşlar bize 1'e yakın ve iyi bir sonuç döndüğünü görebiliriz. Doğruluk dışında tahmini değerlere bakabiliriz. Pozitif tahmin edilen değerlerin arkadaşlar, mesela yüzde kaçı gerçekten doğru ve pozitif? Bunu ölçmek için de buraya precision diyorum. Precision eşittir. Matrix nokta precision altres core parantez gerçek virgül tahmin ifadelerini kullanıyorum. Mesel'e baktığımız zaman da bunun. bu arkadaşlar bize 0.8 olarak döndüğünü görebiliriz. Yine e, iyi bir sonuç yani bire yakın olduğu zaman arkadaşlar yani iyi bir sonuç olduğunu görebiliriz sensitivity'ye bakabiliriz burada. Sensitivity'ye. Bu da aslında şu oluyor. Tüm pozitif bakkaların yüzde kaçının pozitif olduğunu tahmin ediyor. Duyarlılık modelin pozitifleri tahmin etme de ne kadar iyi olduğunu ölçüyor. Bu gerçek pozitiflere ve yanlış negatiflere baktığı anlamına gelir aslında. Hesaplamak için de bunu şöyle, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. da şöyle hesaplıyoruz. Ee, buraya sen Steve diyorum. Eşittir. Matrix nokta recall alt çizgi score diyorum. Sonrasında buraya gerçek virgül tahmin belirtiyorum. Bunun çıktısına baktığımızda bize arkadaşlar Tüm pozitif vakaların yüzde kaçının pozitif olduğunu gösteriyor. Yüzde 89'u pozitifmiş aslında. Bunu burada görebiliriz. Bunun dışında belirtme kısmı var. Specify. Bu da aslında model olumsuz sonuçları tahmin etmekte ne kadar başarılı. Olumsuz sonuçları tahmin etmekte ne kadar başarılı. Spesifiklik duyarlığa benzer ancak onu... Olumsuz sonuçların perspektifinden bakar aslında ona. Bunu da arkadaşlar specify diyorum. Eşittir matrix nokta recall score diyoruz. Score. Buraya gerçek virgül tahmin virgül poz label eşittir sıfır diyorum. Bunun çıktısına baktığımızda Burada da arkadaşlar 0.06'lık bir değer aldığımızı görüyoruz. Yani ee... 0.06'lık bir başarıya sahip. Olumsuz sonuçları tahmin etmedi. Değil. Bu da aslında düşük bir skor baktığımızda bir de arkadaşlar bizim F skorumuz bulunuyor. F skoru ne oluyor burada? Bu da aslında kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması olarak geçiyor. Hem yanlış pozitif hem de yanlış negatif vakaları dikkate alıyor. Ve dengesiz veri kümeleri için aslında iyi kullan iyi bir sonuç veriyor. Dengesiz veri kümelerinde arkadaşlar bu hesaplamayı kullanabiliriz. F skoruna bakabiliriz. Bu puan gerçek negatif de değerleri dikkate almaz bu arada. Şimdi bunu da şöyle hesaplıyoruz. F puan diyorum ben. F puan eşittir. Matrix nokta F1 tre skor gerçek verimiz bile tahmini verimiz bu. Bu bunun F skoruna baktığımız zaman da burada 0.8'lik bir sonuç aldığımızı görebiliyoruz. Genel olarak arkadaşlar confusion karşılık metriksi bu şekilde. Bundan sonra gene başka bir yönteme bakacağız. Bu da aslında hiyerarşik kümelenme durumuna bakacağız. Hiyerarşik kümelenme yöntemine bakacağız. Bu ne işe yarıyor? Bu nasıl kullanılıyor? Bunları inceliyor olacağız.